kızım her gece rüyama girmekten bitsin artık. Bir şarkı yazdık anlatamadık sana köpek öldürenle ben. Dur gitme ben de bunca nen tesadüfen yaşıyorum bak ben zaten. Son beslem son sendem sonra müsaade kaçın. Evet, merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyisiniz, keyifler? Umuyorum yerindedir. Ben ailenizin metal kafalı müzisyen dostu, her eve lazım solistiniz Murat Özer arkadaşlar. Kurumdayım, ders verdiğim okulda, Üsküdar'da. Bugün bir canlı yayın yaptım, öğlen sularında. YouTube'dan mıydı, Instagram? YouTube'dan yaptım galiba. O esnada 3 tane istek aldım arkadaşlar. Yakalayanlar yakaladı, çok fazla izleyenimiz yoktu. 20 kişiyi geçmedik ama... 20 kişiye kıyak olsun diye sevgili arkadaşlar oradaki katılanlara 3 tane şarkı istek aldık. Başlıktan da anlaşılacağı gibi Joker, Kimseye Anlatma, Kontra Negatif, Maestro ve Diplomat'la beraber düeti, Jack, Ölümün Kuzeni, Official Video, Produced by Deviascent diyor. Üçü hakkında da gram fikir sahibi değilim. Ha pardon. Bir şey hakkında fikir sahibiyim. Kimseye anlatma. Allame ile olan aralarındaki diyalogları anlattığını tahmin ettiğim bir parça olsa gerek. Ama Kontra ile başlamak istiyorum sevgili arkadaşlar. Bakalım Kontra. Bayağıdır yapmıyorduk. Evet haklısınız. Bize neler sunacak? Aksın gelsin. Altta da lyrics olması lazım. My stereo. Bakalım. Oo, güzel dallı. Yaşam kanına karışır, hayat yarışı, alışkanlık kısır, bir döngüyü yaratır. İçine çeker seni beni, maalesef cennette cehennemi yaşatır. Herkesin tersine negatif kötülüğü seven dünyaya bakışım. Bir de duygunuz aşınır, ilerle yoluna, yaşını başına taşıyıp. Ama bu kötü bir şey, hep endişe. En kötüsü bile döner keyfine. Yerini bulmayan her atışın kendine. Yine de daha samimiyim Shakespeare'e göre. Seni komalı keder 100 bin yıllık töre. 2010'da insanlık en yüce görev. 2012 aralığı hepimize ödev. Sorun mezarındaki kahin bir köre. Ölümün meleğine merhaba de. Önüne kapanıp özür dilemek iyi bir deneme. Ama geç ki şerefin olsun bir kere de. Gözüne sokulan iblisi siper edene kadar. Ezik kişiliğine ki seni etkilemeye yeterlidir para ve iki sihirli kelime. Ben iyi bilirim nasılsa hepinizin işine gelir. İçindeki iblisin karışmamak işine. Güzel şaka ama. Yani Kontra'dan böyle ciddi mesajlar veren, hani şarkılara çok denk gelmiyoruz. Genelde fanlarında küfür ediyor zaten. Beni dinlemediğim, dinlemeyin dedim, dinlemediniz, hiç dinlemediniz, hep dinlediniz şeklinde biraz goygoya yakın bir anlatım bütünlüğü genelde karşımıza çıkıyor. Ama bu şarkı cool bir şey olmuş, devam. Ama bu kötü bir şey, hep endişe edilmesi gibi. Siz gençlerin dinlediği müzikteki crackten ve X'ten, arttan ve önden, ünden ve seksten, F'ten ve püften. Ama yaşamı zordur her yerden. En gerekmeyin için çıkar o erkenden evden. Söylemeseydim eminim aklına gelirdi. Bir gün başında başka bir dert olmasaydı kendinden ve Face'ten. Ama senin için... Tabii o zamanlar Facebook gayet revaçta, 2010-2012'lerden bahsediliyor. İçinde zor çünkü hep beyin bir picidir. Bütün dersler ve testler yemin etmiş gibidir sanki herkes. Sana göstermek için ebeni tersten, kafasını kökten yersin. Sisteminin içine girmezsen istedikleri köle. İnsanımsı bir köpek, bir kereli kullanıp atmak seni çöpe. Öpe öpe devam, sistem güzel seni üzer. Çünkü dediklerim ömrünün yarısını düzer. Ya da şunu mu demeliyim, uyumaya devam et. Uyuyunca büyürsün, büyüyünce geçer. Ooo çok güzel mesaj. Seni üzer çünkü dediklerim ömrünün yarısını düzer. Ya da şunu mu demeliyim, uyumaya devam et, uyuyunca büyürsün, büyüyünce geçer. Hep dedikleri gibi sana onlarca sene, tonlarca kere. Dedikleri gibi sana onlarca sene, tonlarca kere. Hiç olmazsa denesen yine de ölmekten hiç korkma. Çünkü ölme zamanı dolmazsa boktan bir kokarca bile. Sorunların çözümü her konunun özünü bilen. Evet. Kayıp yaşar, kapatır gözünü. Valladı ki herkese güvenip ya da inanıp gösterme yüzünü. Hayat hepimize öğretir, ezberle rolünü, olursun bir statü.
Gölgen en yakının olur buna gelip en fazla şeytanın üzülür. Ama bu kötü bir şey, hep endişe. Geriye takılı kalan olur ters köşe. Beyaz yakalı tonlarca insan köle. Bugün insan yüce değil, insan köpek. Gözün oyunu kuralsız zırhı tak. Kafan karışır, hayatın seks atak. Ya da internet TV bir karabatak. Çocuk istersen uyan ya da ol nakal. Uyarmışlar, uyarıyorlar. 3 verse'de de bizi bir şeylere karşı uyarmak şeklinde kelamlar, cümleler var. Güzel, kontranın girişleri neden hep bu kadar güzel oluyor lan? Adam biliyor çünkü. Selamlar efendim, yeniyim. Ne oluyor lan? Şurada bir yorum var. Kontranın en bilinmeyen ve en efsanevi şarkılarından. Evet, hakikaten öyle. Anlam patlaması. Bakalım daha ne kadar devam ediyor. Çok azıcık daha bir beat var. Geliyorum hemen. Narca insan köle, bugün insan yüce değil, insan köpek. Gözün oyunu kuralsız zırhı tak. Kafan karışır, hayatın seks yatak. Ya da internet TV bir karabatak. Çocuk istersen uyan ya da ol nakal. Ben alışkın değilim açıkçası. Dürüst olayım. Kontradan böyle tavsiye vari sözler duymak. Ama eski bir şarkı olsa gerek. 5 Ekim 2013. Çok sıra dışı. Kontranın böyle şarkılar yaptığına çok şahit olmuyoruz. Ölümü Kuzeni. Directed by Ömer Çelik. Jack'le devam edelim. Bir gelsin bakalım. Unutmadım. Bana şüpheyle baktığını bütün o çabaların. Yumruklarımı sıktım ve gece gündüz demeden çabaladım. Öyle bir takıntım oldu ki başarı hayatımı bile yaşamadım. Değildim uyumlu cana yakın. Bir ton da bulmak istiyorum. Yarattım can alan canavarı. Eskiden bütün dünyaya karşıydım, yazardım. Öfkeliydim, daha da sarpa yanlışlıkla sardım. Çatal dilli bir canlıya aşıktım az. Sarpa yanlışlıkla mı sardım dedi? Oo, gözler ne olacak? Lens, harbiden konuşamadım. Karımla ne oğlum? Bana bakıyor öyle. Oo, çok tehlikeli. Sarpa yanlışlıkla sardım diyor galiba. Sarp'tan kastı şey mi? Bizim Şanlışer mi? Oha, yılan da var. Basit bir refleks, basit bir tepki. Kalbimin amına koydu onlar, asimile etti. Eskiden görüşüm netti, rüyamın teması netti. Şimdi her şey bulanık, karma karışık ve asimetrik. Artık bir yüreğim yok, kimseye güvenim yok. Herkese gülemiyor, öyle bir hünerim yok. Ayıktım dönen bu düğmeni ve size ayrılan sürenin. Sonuna geldik artık, sadece günümü gün ediyor. Mumble kokuyor ama çok bariz bir mumble vermemiş, koklatmış. Hani bazı şarkılarda benim sevdiğim böyle dubstep sample'lar oluyor ya, hep şey derim mesela, biraz daha fazla olmuş olsa o zaman o şarkı hip hop'tan çıkıp dubstep janrasına girecek. Bu tam mumble değil ama vokal olarak birkaç tane mumble sıkıştırmış araya. Tadında olduğunu düşünüyorum. Şarkı bitsin, konuşacağım Jack hakkında. Yalanlara kandım, gazlar bu sevim or. Bankada yığınla sakın, BPM değişti. Kanımda bu zehim or. Uyku ölümün kuzeni mor. Ölümün kuzeni. Uyku ölümün kuzeni mor. Uyku ölümün kuzeni mor. Yok uyku düzenim mor. Yok uyku düzenim. Uyku ölümün kuzeni mor. Yeah,
Jack çok çekti arkadaşlar. Babasına bile diss attı. Babasıyla kavga etti vesaire. Ben Jack'in ilk Rock and Roll isimli şarkısını Hayat, Sex, Rap, Rock and Roll. O zaman Jagged'dı galiba yanlış hatırlamıyorsam. İlk onunla tanımıştım. Çok doğru bir şarkıyla tanımıştım. O yüzden Jagged'a karşı, Jack'e karşı hep bir şeyim vardır, sempatim vardır. Yani hep şeyi ararken bir metal müzisyeni rap müzik dinlemeye karar veriyor. Reaction videoları çekmeye karar veriyor. Ve böyle bir şarkıyla karşılaşmak aslında biçim bulunmaz hit kumaşı. Yani çok zor bir şeydi. Bir arkadaş sağ olsun burada eğer buradaysan abi Jack dinle Rock'n'Roll diye parçası var. Hazır rockçısın, metalcisin diye tavsiyede bulmuştu. Jack ondan sonra çok kötü günler geçirip birdenbire tavana çıktı arkadaşlar. Bu şarkı kaç izlenmiş mesela? Mesela 6.883.000. Çok ciddi bir rakam. Bu muhtemelen bir ay içerisinde 200K hatta 120K daha aldığı takdirde 7 milyon izlenmeye ulaşacak. Ve bu da güzel bir rakam. Mumble seviyor artık son zamanlarda Jack. Bir şey diyemiyorum. Ben Mumble çok taraftar değilim. Her zaman konuştuğum gibi kendini kısıtlamaktır Mumble. Zaten bir tane silahım var. Ağzından çıkan kelimeler. Onları da bilinçli bir şekilde engellediğin takdirde anlaşılması daha zor oluyor. Moruk kelimesini mesela kuzenim moruk diyormuş orada. Sonlara doğru keşfettim. Ama güzel bir şarkı. Jack, seviyorum Jack'i. Yani çok yaşadı, çok çekti. Sıkıntılı günler geçirdi ama şu an gayet kaliteli bir MC seviyesine geldi. Zaten kaliteliydi. Sadece daha popüler oldu diyeyim ben kısaca. Evet, esas bizim bombamızdan kastım şu. Joker ile Allame'yi ikisini de çok severim. Onların ikisinin de içerisinde bulunduğu değil de ikisinden de bahsedilen Kimseye Anlatma isimli şarkısı Joker'in Rammstein albümünden. Gelsin bakalım, hiç vakit kaybetmeyelim. 3-2-1 play. Hey. Burada aslında bir şeyler söylemem gerekiyordu. Ama boşver. Dinle. Uluslararası çalış rapte fabrikadan halka satış rekoru kırdı kampanya gir taksitle tanka bıktım dandik adamlardan artistik yapanlardan alttan alamam artık defterin dürüldü kanka üzüldüm aslında fakat yüzümü asmam kulaklarım işitmiyor artık gürültü fazla özürlü kaltaklar bir bok sandı kendini küfürlü laflar ettim kemancı hüzünlü çalma eskiler gözümde canlandı bütün gün harmandık tütünle sarma sigara ve düdük makarna ne yaparsan öpeyim beni hep götünden anlarsın Allame ile Joker değildik güdük ve Şaban. Gökyüzünden süzüldü kartal ve taşlar oynadı yerinden küfrü bir baltayla çünkü biz 6 ayda amına koyduk piyasanın hiç huzur vermedik ki içimiz buz gibi hala ve hayra alamet mi bilmem eski binalar görünce derim onlar da biz gibi dağılan dün ezdiğiniz çağlar var ya bugün ray mı gelir adamın götüne dakikasında bez diye bağlar sebebi sendeniz varsa peyz diye bağıranlar aklına ben gelirim takinin reis diye çağırırsan eskilerini giyerim sorun değil yenisi Taki. Pahalıysa bugün yas tutun değerim kaldıysa karşınızdayım doğrularımla yanlışlarımla günahlarım ve sevaplarımla darılma bu yolun daha başındayım düşerken kalkarken koşarken ağlarken içerken arkadaşımla arkanızdayım ben merak etmeyin kalemle kağıtla dişe diş kana kan birazcık rahatla musalla taşındayım bu hikayenin kahramanı ve katili benim sakın kimseye anlatma. Millet sanar haddi hesabı yok partide götürdüğün paranın onların tek umursadığı Joker tükürdüğünü yaladı peki kim diriltti rapte öldürdüğünüz tarafı mevzu derin bu sadece dinleyip gördüğünüz kadarı eski şehre gelin elini öpün sövdüğünüz anamın hanginiz misafir ettiniz döveceğiniz adamı benle boy ölçüşmeyin ölçeğiniz daralı hanginiz misafir ettiniz döveceğiniz adamı ya ana baba bacı gitmeyin arkadaşlar ya gitmeyin amına koyayım ya. Artık çıkartın utançtan kuma gömdüğünüz kafayı dünyayı siz gibi görmek için gözlük mü takayım illa yaptığınız her götlük için bir dörtlük mü yazayım ardı arkası bitmeyen hasımlarla doldu her seferde defolun gidin deyip örttüğümde kapı söylesene yerimde sen olsaydın barışmaz mıydın 13 yaşında fanların elinde gördüğünde çakayı ayırt etmeliydiniz gerçeği ve şakayı ayıp ettiniz sahneyi de perdeyi de kapayın hiçbir zaman umurumda değildi ki şan şöhret ben istemedim başımda bir taç görmek sana birkaç gömlek büyük gelir bu söylediklerim ben saymadım kaç darbe yedim kaç köstek kapama aç gözlerini bak bu hardcore değil seyirci götürsün istedi hep kan gövdeyi uzakta kal evet. Böyle iyi son bir laf söyleyeyim size bir kötülük yapacak kadar nankör değilim burada çok güzel bir şey söylüyor
seyirci götürsün istedi hep kan gövdeyi. Öyle bir şey var hakikaten. Ya ben Joker içinden bahsetmiyorum sadece, bu değil. Mesela Şafak Operasyonu diye bir şarkı yazılıyor. Orada bir tane punch var. Karısını bilmem ne falan filan. Hatırlıyorsunuz o şarkıyı. Yani bundan sonra millet tutuştu. Vay şeyh olan işte cevap gelecek falan. Yani şey yani. Cevap gelip kan gövdeyi götürsün. İşte punchlar havalarda uçuşsun şarkılarda. Ya da diss track anında bir tane hemen. Ne oldu? Sakinliğini korudu adam. Olay kapandı. Yani tabii ki birbirlerine latife yapmaları ya da gerçekten kızıp da punch atmaları ya da diss track yazmaları güzel bir şey. Hani piyasayı da canlandırıyor, aktif tutuyor hip hop piyasasında. Her gün yeni bir diss track çıktığını düşünsene. Neyi dinleyeceğini şaşırırsın tabii ki. Ama şimdi ana baba bacı girdiği zaman işin içine abi bıçaklar havalarda uçuşur. Ben bir videomda söyledim. Rock aleminde, metal aleminde böyle bir şey olsa, bu küfürlerin yarısı edilse bizde cinayet çıkar. Açık ve net cinayet çıkar yani. Devam. Karşınızdayım doğrularımla, yanlışlarımla, günahlarım ve sevaplarımla. Darılma, bu yolun daha başındayım. Düşerken, kalkarken, koşarken, ağlarken, içerken arkadaşımla. Arkanızdayım ben, merak etmeyin. Kalemle, kağıtla, dişe diş, kana kan, birazcık rahatla. Musalla taşındayım, bu hikayenin kahramanı ve katili benim. Sakın kimseye anlatma. Hip hop komada, bana laf yapacak son adamdın. Zor olan şey artık tam 5 sigara tek bir molada. Belki buna da akıl sır ermez. Çünkü amuruna satacağım insana 7 yıl kardeşimsin demiş olamam. Son olarak düşün. İzmarit dolu küllükler ve mutfakta küf tutmuş tabaklar. Bulaşık kola bardakları dahi şahit. Nasıl Türkçe rap yapılır göstermiştik herkese 35 metrekarelik odadan. Şimdi hepsi bok atarlar. O kadar kan kayken nasıl pancı koydu joka bak diye. Sevinirken hasımlar ne varsa sildin ortadan. Ve artık yeni adın etten tırnak koparan. Tüm bunlar yetmez gibi piyanodan lotodan çıkmış bir garibe gelip disle bahsetmekte tokat atmaktan. Kültürün boka batmakta bir gün karşıma geç. Vazgeçersen etek giyip tokat takmaktan. Tek kelamınla sinir gidersin. Hiç gücüm kalmasa dahi suretin farksızdır iz düşümden. Eğer bir gün tekrar rapi bırakma fikri aklına gelirse, bir kez lafının arkasında dur, bu defa hiç düşünme. Sığınak olur korktuğunuzda gölgem, sizin varlığınızla doğmadım, yokluğunuzla ölmem. Doğrunun kıymeti zaten çok zor anlaşılandır. Farkına varacaksın kolumdan tutup kovduğunuzda köyden. Doğrunun kıymeti zaten çok zor anlaşılandır. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. Atasözünü farklı bir dille anlatmış. Farkına varacaksın kolumdan tutup kovduğunuzda köyden. Abi çok oturmuş ama yani Joker'e. Kaç dize? Hani 3 tane verse var. 1, 2, 3. Normalde 2 yazarsın. Anlatacak çok şey varmış demek ki. Anlatmış yani şey gibiydi. Hakikaten kardeş gibilerdi yani. Hani o zamanları ben çok da hatırlamıyorum. Yani yine takip ediyorduk. Joker'i biliyorduk tabii ki. Allame'yi de biliyorduk ama aralarındaki husumet, o şeyde freestyle'da karşılaştıkları zaman bir amuruna işte bilmem ne kardeşini sattım falan. Ondan sonra malzeme de oldu Joker. Başka şarkılarda iç yüz. Ondan sonra yardırdı diye hatırlıyorum. İç yüzün punchlarında da hani sen değil miydin kardeşini satan gibisinden hani prim verdiler aslında. Yani olmaması gereken şeyler ama olmuş bir kere artık. Bize de böyle anı anlamında sitem kokan şarkıları dinlemek, anlamaya çalışmak, keyif almak ve hüzünlenmek kalıyor arkadaşlar. Bazı şeylerin olacağı var, önüne geçilmiyor diyelim kısaca. Sevgili arkadaşlar, kendinize iyi bakın. En güzel, en güzel, en keyifli şarkılarla beraber karşınızda olacağım yine. Bu arada Şanışer'in Susamam biliyorsunuz. Bir sürü MC'nin toplandığı bir şarkı. Onun vokal cover'ını yapacağım. Bir başladım, sundum hatta. Kesinlikle devamı gelsin deniyor. Fuat ile Ados'un ve Şanışer'in nakaratını söyledim. Çok keyifli oldu. Sanırım onu bitireceğim arkadaşlar. Çok değişik bir şey olacak diye tahmin ediyorum. Çünkü bütün hepsini tek kişi söyleyecek. Bu Susamam'a dair daha önce yapılmış bir şey değil. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Tekrardan mutlaka ki görüşeceğiz. Bye bye.